Merhaba, bugün değişken içerikli paket stok nedir ve nasıl oluşturulur? Bunu anlatacağım. Değişken içerikli paket stok oluşturmak için önce türü paket olan bir stok kartı açılmalıdır. Değişken içerikli paket stok için fiyat belirlenmez. Fiyatlar içerik içerisindeki seçilen stok çeşidine ve miktarına göre değişir. Değişken içerikli paket stok, içerisindeki stokları alternatifleriyle birlikte bulunduran ve miktarı değişebilecek birden fazla ürünün birleşiminden oluşan ve genellikle müşterinin ihtiyacına uygun bileşenlerden oluşturulacak olan stoklardır. Değişken içerikli paket stok için barkod oluşturulması çok anlamlı değildir. Sadece paket stoğun hızlı ekrana getirilmesi için kullanılabilir. Paket stok içerisindeki ürünlerin barkodu ile bu karıştırılmamalıdır. Değişken içerikli paket stok içerisindeki ürünler için barkod kullanılmalıdır. Değişken içerikli paket stokların kullanıldığı sektörler ise mobilya sektörü, reklam ajansları, şekerci, kuruyemişçi olarak örnek verilebilir. Mobilya sektöründe mobilya satan mağazalar mobilya takımlarını değişken içerikli paket stok oluşturarak oluşturabilirler. Bu sayede müşterinin istediği bir takım için alternatif seçenekleri tek bir ekran üzerinde müşteriye sunabilirler. Oturma grubu için bir takım oluşturulduğunu düşünelim. Bu takım içerisine oturma grubunu oluşturacak seçenekli ürünleri koyarız ve bu ürünleri müşteriye sergileriz. Müşteri kendi zevkine uygun ürünleri seçerek oturma grubunu oluşturur. Reklam ajansı örneği verecek olursak da ışıklı levha üreten reklam firmaları yapacakları ışıklı levha için ölçü alırlar ve bu ölçüye göre malzeme kullanarak levhayı üretirler. Müşterilerine kesecekleri fatura ise ışıklı levhadır. Harcanan malzemelerin takip edilebilmesi için ürüne ait fatura oluşturulurken kullanılan bütün malzemelerin stoktan düşmesi gerekir. Bir ışıklı levhada kullanılacak bütün malzemeler değişken içerikli paket stok içerisinde tanımlanır. Her kullanılan malzeme miktarları ile birlikte değişen içerikli paket stok içerisinden düşülür. Böylece hem levha maliyeti hesaplanır hem de stok takibi doğru bir şekilde yapılmış olur. Şekerci kuruyemişçi kısmında ise açık çikolata ve diğer şeker ürünlerini satan bir işletmeyi düşünelim. Müşteri bir kutu çikolata alacak. Bu kutuya seçtiği çikolatalardan istediği miktarda konulmasını istiyor. Çikolataların içeriklerine göre fiyatları farklı. Firma çikolata stoklarını doğru takip edebilmesi için her tarttığı çikolatanın stoklarına düşmesini ister. Müşterinin istediğini en hızlı şekilde karşılayacak ve stok takibini doğru şekilde yapacak ideal çözüm ise bu çikolatalar için bir değişken içerikli paket stok oluşturmaktır. Bu paket stok içerisine bütün çikolataları tanımlamak ve terazide tartılan çikolatalar için bir barkod oluşturmak. Bu barkod kasada okutulduğunda tartılan farklı miktarlardaki çikolataların stoktan düşmesini sağlamak ve müşteriye ise toplam ağırlığı kadar karışık çikolata fişi kesmektir. Değişken içerikli paket stoğun kullanacağı başlıklar ise fatura, irsaliye, teklif, sipariş olarak örnek verilebilir. Şimdi değişken içerikli bir paket stok oluşturalım. Kartlar menüsünden stok kartlarına giriyorum. Arama ekranından ekle butonuna tıklıyorum. Bu kısımda genel tanımlar sekmesine geliyorum. Kategorimizi değişken içerikli paket. Kategori 2'mizi ise yemek odası takımı olarak seçiyorum. Barkodu da hızlı bir şekilde ekrana getirebilmek için veriyoruz bu kısımda. F5 ile barkodumuzu verdim. Türümüzü paket olarak seçiyorum. Daha sonra kodunu kategorilerimize göre getireceğimiz için F9 tuşuyla kodumuzu veriyoruz. İlk ürünümüz olduğu için 001 olarak belirliyorum. Daha sonra adını ise profesyonel yemek odası takımı olarak belirliyorum. Marka alanından ise yemek odası takımımın markasını seçiyorum. Women's olarak belirledim. Kaydet diyerek yemek odası takımımız stoğumuzu oluşturmuş olduk. Şimdi geri dön diyorum. Bu kısımdan grup acil listeli alanından değişken içerikli paket grubumuzu ve onun altındaki yemek odası takımı kategorimizi seçiyorum. Değişken içerikli olup olmadığında kartlar paket stok tanımlarından tanımlayacağız. Bu alana geliyorum. Ekle butonuna tıklıyorum. Ekranı büyütüyorum. Paket kodunu F5'e basarak veriyorum. Paket kodunu da kopyalayıp belge numarasına yapıştırıyorum. Kendiniz de bu kısımda belge numarası belirleyebilirsiniz. Paketleme adını ise profesyonel yemek odası takımı olarak belirliyorum. Çıktı stok alanından oluşturmuş olduğumuz değişken içerikli paket stoğu seçiyoruz.
Bu kısımda profesyonel yemek odası takımını seç butonuna tıkladım. Açıklamada yazabiliriz bu paket stok için. Paket türümüzü değişken içerikli paket stok olarak belirliyoruz. Daha sonra bu alana geldiğimiz zaman stok kodu alanına tıklıyoruz. Grup acil listeli alanından ise mobilya kategorisinde bulunan ev mobilyası ve yemek odası alt kategorisinden oluşturmuş olduğumuz masayı bu kısımdan seçtim. Aynı şekilde oluşturmuş olduğumuz sandalyeleri, sehpaları ve servantları seçtim. Bu şekilde seç butonuna tıkladım. Onayla diyerek değişken içerikli paket stokumuzun içerisine stoklarımızı ekledik. Tamam diyorum. Şimdi bir satış faturasında değişken içerikli paket stokumuzu kullanalım. İşlemler, fatura ve satış faturasına geliyorum. Bu kısımda eklenecek belge türünü toptan satış faturası olarak seçtikten sonra ekle butonuna tıklıyorum. Bu alanda kullanıcı yetkilerinden belge numaramız otomatik olarak geldi. Bu kısımdan carimizi seçeceğiz. Bul butonuna tıklıyorum. Bu alandan grup acil listeliğe geldim. Müşteriler kategorisindeki PDGC Hırdavat müşteri firmamızı seçiyorum. Daha sonra bu alandan oluşturmuş olduğumuz değişken içerikli paket stoğu seçeceğiz. Seç butonuna tıklıyorum. Bu kısımda miktarı gireceğimiz zaman karşımıza değişken paket stoğumuzun içerisindeki ürünleri gösteren bir ekran geldi. Bu alandan eğer o ürüne ait bir barkod varsa bu kısımdan barkod okutularak otomatik olarak seçim işlemi gerçekleştirilir. Miktarları değiştirilerek yazılabilir. Bu kısımda örneğin müşterimiz Vivens kırmızı masayı satın almak istiyor. Bu kısımda bir tane olarak belirttim miktarımızı. Plastik sandalyelerden 5 adet, ahşap sandalyelerden 2 adet, ahşap servanttan 1 adet, sehpalardan ise dikdörtgen sehpadan 3 adet almak istediğini belirttik. Bu kısımda tamamla dediğimiz zaman otomatik olarak profesyonel yemek odası takımı içerisindeki ürünleri seçmiş olduk ve bu kısımda da fiyatımızı görmüş olduk genel toplam alanında. Onayla dediğimiz zaman faturamız da onaylandı. Şimdi geri dön diyerek faturamızın oluşup oluşmadığının kontrolünü sağlayalım. Bu kısımda faturamızın oluşmuş olduğunu ve tarihini de görüyoruz. Faturamıza tekrar tıklıyorum. Bu alandan cari koduna tıkladığım zaman seçmiş olduğumuz carinin bilgilerine gidecektir. Bu kısımda hareketler alanından bugünün tarihini yazarak bul diyorum. Ve bu alanda oluşturmuş olduğumuz toptan satış faturasına carinin hareketlerinden de görüntülemiş oluyoruz. Genel olarak bugün değişken içerikli paket stok nedir ve nasıl oluşturulur? Oluşturulan değişken içerikli paket stoğa nasıl ürünler eklenir? Bunu işlemiş olduk.